Evet değerli handball severler, bugün farklı bir konuyla karşınızdayız. Handball Erkekler Süper Ligi 12 takımla mı oynayacak, 14 takımla mı oynayacak? Bunun sorusunu erkekler 1. ligini 4. sırada ve 5. sırada bitiren iki takımın değerli antrenörüne soracağız. Daha doğrusu onların beklentilerini ve temennilerini öğreneceğiz diyorum değerli handball severler. Öncelikle Handball Erkekler 1. Ligi'ni 4. sırada tamamlayan Ankara Handball İhtisas Spor Kulübü'nün baş antrenörü Sibel Keskin'le beraberiz. Sibel Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Fırat Hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah hocam. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Böyle bir yayına davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum gerçekten. Her zaman hocam. Daha önceki bir haberde Handball Erkekler Süper Ligi'nin 12 ya da 14 takım oynayacağına dair bir haber yapmıştık. Ve burada da sizin Türkiye Handball Federasyonu'na başvurunuzun olduğunu biliyoruz. Tokat Gençlik Spor Kulübü ile birlikte. Bununla ilgili olarak son durum nedir? Türkiye Handball Federasyonu'ndan size bir geri dönüş oldu mu? Veya sizin bununla ilgili olarak tekrar Türkiye Handball Federasyonu yönetim kuruluyla veya yetkilileriyle görüşme şansınız oldu mu? Şimdi şöyle biz bir dilekçe vermiştik zaten Süper Lig'de oynamak istediğimiz adına Evet. dair. Sizinle de konuşmuştuk. Teşekkür ederiz. Siz de sosyal medyada destek olmuştunuz. Bununla ilgili kulüp başkanımız Rüştü Şahin Hocam da federasyon başkanıyla görüşüp Süper Lig'de oynamak istediğimizi ve oynamaya hazır olduğumuzu belirtti. Fakat sanıyorum yönetim kuruluyla verilecek bir karar olduğu için Evet. toplanmaları bekleniyor diye düşünüyorum. Yani hani benim söylemek istediğim birkaç şey var. Bunlardan biri şu, Tabii biliyorsun ki. bu sezon normal bir sezon olmadı. Covid dolayısıyla son 4 hafta oynanmadı. Dolayısıyla sıralamanın bu şekilde belirtilmesinin biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü oynanmayan 4 maçın sonucunu kimse bilemezdi ve sıralama değişebilirdi. Aynı şekilde Evet. birazdan sanırım Emre Hoca ile görüşeceksiniz. Aynen. Onun da bir dilekçesi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bizler bu sene Süper Lig'i canlı yayın olayından faydalanmak istiyoruz ve bununla ilgili bazı sponsorlarla görüşüyoruz. Ama bizlere Süper Lig'de mi, Birinci Lig'de mi oynayacağımızı soruyorlar. Fakat biz hala cevap veremiyoruz. Zaman ilerledi, bizim sezonu açmamız gerekiyor. Hangi ligde oynayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bu noktada ben sizin de aracılığınızla yönetim kurulumuzdan ve Sayın Federasyon Başkanımız Bilal Eyüboğlu'ndan 14 takımda oynanmasını tekrar rica ediyorum. Çünkü hani şu dönemde bile 2 tane kulüp Süper Lig'de oynamak istiyor. Bizleri kırmayacaklarını umuyorum. Bu TRT 2 sporunda canlı verdiği maçlar bizlere birazcık da olsa maddi olarak getiri sağlıyor. Bu noktada Onur Kılıç ve TRT Spor 2'ye de sizin aracılığınızla Evet. teşekkür etmiş olayım. Yani Fırat Hocam, biz açıkçası bir an önce bunun inşallah olumlu bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım sizin de yayınınızla buna bir nebze de olsa hızlandırabiliriz diyorum. Tabii ki bununla ilgili karar resmi lige başvuru süresinin 7 Ağustos'ta sona ermesinin ardından belli olacak. İlk olarak 17 Temmuz'da lige başvurular sona erecekti. Daha sonra kulüplerimizden gelen yoğun istek üzerine 24 Temmuz'a ertelendi bu karar. Ancak 24 Temmuz'da da tekrar bir erteleme isteği gelince 7 kulüplerimizden Ağustos. 7 Ağustos oldu. Tabii ki burada da sizin belirsizlik de biraz bundan Evet. kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Başvurular kesinleştikten sonra büyük ihtimalle Türkiye Handball Federasyonu Yönetim Kurulu bununla ilgili kararı verecektir. Ancak bu yayın aracılığıyla da Süper Lig'in 14 takımla oynanması talebinin olduğunu Ankara Handball İhtisas'ın ardından da biraz sonra bağlayacağız. Büyük ihtimalle Tokat Gençlik Spor Kulübü de aynı isteği tekrarlayacak. Emre Hocam'ın da düşüncelerini alarak da yayınımızı tamamlamış olacağız diyorum. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz diyorum Sibel Hocam. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki yayında Erkekler Süper Lig takımları, Ankara Handball İhtisas takımına antrenör olarak katılırım diyorum. İnşallah diyoruz hocam. Başarılar diliyoruz size. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum Fırat Hocam. Sağ olun, hoşça kalın.
Evet değerli handbol severler, şimdi Tokat Gençlik Spor Kulübü Baş Antrenörü Emre Dursun'la beraberiz. Sayın Emre Hocam, az önce Sibel Hocam'la da konuştuk. Handbol Erkekler Süper Ligi'nin 14 takımda olması ile ilgili olarak isteğini dile getirdi. Siz de Tokat Gençlik Spor Kulübü olarak Erkekler 1. Ligi'ni 5. sırada tamamladınız. Ve gelecek sene Erkekler Süper Ligi'nde müracaat etmek istediğinize yönelik olarak da başvurunuzun olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Öncelikle teşekkür ederiz ilginiz için. Sibel Hocam'a da teşekkür ederim. Biz ligi 5. sırada bitirdik ve bu 5. sıra bizim hak etmediğimiz bir sıraydı bize göre. Çünkü biz ikinci yarı sadece bir tane maç kaybettik ve zor olan maçlarımızı oynadık. İşte en zor olan maçlarımız işte Sibel Hocam'la falandı. O maçlardan galip geldik ve daha sonra kalan son 4 maçımız bizim için rahat maçlardı ve üst sıradaki takımlar birbirleriyle oynayacaktı. Biz de daha üst sıralarda bitirecektik. Belki Sibel hocamız da daha üst sıralarda bitirecekti ama pandemi dolayısıyla lig bir anda tescillendi. Biz de tescillendiği sırada 5. sıradaydık. Evet. Biz daha sonrasında ayın 15'inde federasyonumuzun, ayın 17'sinde federasyonumuzun ligleri tescil sürecini bekledik. Beklediğimiz gün gelmedi. Ertelendiği söylenildi. Daha sonra yine ertelendi. Biz de bu süreçte şöyle şeyler oldu. Süper Lig'deki bizlerle görüşen oyuncularımızı başka kulüplere kaybettik. Evet. Yani verdik daha doğrusu. Ümitköy'e bir oyuncu. Daha sonra Köyceğiz'e bir oyuncu kaptırdık bu süreçte. Güneysu'ya iki tane oyuncu verdik. Çocuklara diyemedik Süper Lig'deyiz kalın diyemedik. Birincilikteyiz dedik. Biz şunu bilsinler kesinlikle, biz Göztepe'nin veya başka bir takımın katılmayıp da bizim sıra bize gelsin diye bir beklentide olmadık ki. Üstelik Göztepe'ye piksel yardımında dahil bulunduk. Biz ligin 14 takımla oynanmasını istiyoruz. Bunu Ankara İttihat istiyor. Bununla ilgili de lige başvurumuzu yaptık. Ligde bazı yetkili kişilerle de görüştük. Dedik 14 takımla olsun. Biz bunun üstesinden geliriz. Tabii transferler şu anda ne olacak onu bilemiyoruz. Çünkü piyasada pek oyuncu kaldığını da düşünmüyorum. Ama lig işte ayın 7 Ağustos'a atıldı. Testçi o gün galiba toplanılacak. Biz de dilekçelerimizi verdik. Süper Lig'le ilgili bekliyoruz. Umarım alınırız. Lige renk katarız. Diğer takımlara tokat kebabını yediririz. İnşallah diyoruz hocam. İstediğiniz amacınıza ulaşırsınız. Türkiye Handbol Federasyonu da 7 Ağustos'ta bu kararı açıklayacak ve 7 Ağustos'tan sonra her şey netlik kazanacak. O zaman durumlar da netleştiğinde tekrar sizinle bağlantı kurmak isteriz diyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Biz de handbol haberi anlayışından dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü bizleri böyle dikkate alan olmamıştı. Size ve ekibinize çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli handbol severler, Handbol Erkekler 1. Ligini 4. ve 5. sırada bitiren Ankara Handbol İhtisas ve Tokat Gençlik Spor Kulübü'nün baş antrenörleri ile birlikte olduk. Onların düşünceleri, istekleri, arzuları Erkekler Süper Ligi'nin 14 takımla oynanması şeklinde ve bununla ilgili olarak da düşüncelerini bize paylaştılar. Tabii ki bu karar 7 Ağustos'taki Türkiye Handbol Federasyonu'na liglerine başvuru süresinin dolması ile birlikte netlik kazanacak diyoruz. O zaman da tekrar yayınlarımıza karşınızda olacağız. Handbol güzeldir, handbol paylaştıkça güzeldir.